altıma sıçtım. İğrençsin. Korkunç gerçek. Bu su iğrenç. Sat komandosu kakalar var mesela. Gitti zannediyorsun. Ama böyle duruyor orada. Ne oldu? Aslanlar gibi buradayım hala. Arkadaşlar hiçbir işe yaramayan fakat çok gurur duyduğunuz bir özel yeteneğiniz var mı? Abi kulağını oynatmayla gurur duyan adamın anasına... Ama o yaygın bir şey bak. Hayır gurur duyan, buyur daha yani. Eşsiz. Demiyorum. Zamanla kaybettiğim bir özelliğim var. Neymiş? Plaka ezberlemek. Aa enteresan. Bununla gurur mu duyuyordun? Gurur duymuyordum ama... Ama Volkan hiçbir şeyle gurur duyduğundan zannetmiyorum. Peki şöyle diyelim. Sen neyle gurur duyuyorsun ki? Şöyle diyeyim, minik bir gurur duyuyordum diyelim. Hah minik gurur olur. Yani mesela bütün arkadaşlarımın arabalarının... Gerçekten. Bir günlük kiraladığımız... Böyle arabanın bile plakasını cart diye ezberliyordum. Ama sorun o değil. Sorun şimdi de işte 98 yazında bir tane biz Lada kiraladık. Zaman içerisinde siktirip gitti okay, bu tercih tamam, şeyim ya nedense. İyi ki, iyi ki. Siklememekten. İyi ki aşkım, iyi ki gitmiş. Allah'a var ki gitmiş. Evet, evet. Öyle bir durum var. İsmail'cim, gurur duydun. Yok, hatırlayamadım. Kimsenin de siklemediği bir özellik yani. Kimse siklemeyecek. Sen sikleyeceksin bir de gurur duyacaksın. Ve bir işe de yaramayacak doğru düzgün. Hiçbir işe yaramayacak. Peki şöyle acaba sorsak, kimsenin siklemediği bir özelliğiniz var mı? İşte en güzeli bu işte, oraya getir evet. Gurur duymak çok önemli değil. Pırasa'nın tazesi çok iyi anlar. Kimsenin siklemediği. Abi ben şuna zaten ifrit olan bir insanım milletin bu. Abi ben sabah uykumun bölünmesine ya yarrak herkes diyor. Ona delirir zaten. Bunu bir özellik gibi söylemesi delirtiyor bu tip bir şeyleri. Abi bunu... ben yemeklerimi böyle... Evet herkes yemeğini öyle yiyor. Bu sette oyuncular çok söylüyor değil mi? Evet abi. Çok karşılaştık. Yani çok normal. Sen bir sette mi kaldın yakın zamanda? Evet doyamamak. Hayır bunu mesela geç kalmaya doyamadığım bir anım var benim. 2002 Beylikdüzü'nün Mordor Dağı diye bilindi. Bir efsane olarak duyuldu. Ha, ondan sonra ben giyeyim amına koyayım Allah Allah. Aşkım. Ya bize de var biraz ama hakikaten metrobüsün falan olmadığı İstanbul İstanbul diyen yarı otobüslerin şey yaptığı bir yerde oturmaktayım, ikamet etmekteyim. Ve setlerde çalışıyorum ve işte AKM ve Kadıköy'deki Haldun Taner'in önünde alınırdı bu set şeyleri. Evet. Bana denmiş ki işte abi 7.30 AKM. Benim abi sadece 5.30'da kalkmam gerekti ki 6'daki bir şeye yetişeyim de sabah trafiksiz 7'de olayım. Abi sadece 6'da uyandım diye geç kalma olur mu? Yani ben bir yere geç kal şöyle yapıyordum. 6'da uyandım diye birilerini arıyordum onlar uyuyor. Mesaj atıyordum onlara yani şeydi yani onda uyanacaksınız çok ve ben geç kalacağım. Şu anda yoldayım çünkü bir 6 saatim daha vardı öyle bir şey. Of. Ama bir gün şöyle oldu abi bu yanlış kararlarla Maltepe'de bir çekim var. Ben kaçırdım taksimi 6'da kalktığım için. Boku yedin. Dedim ki geliyorum abi. Ve hızlıca düşünmeye başladım. Dedim ki abi böyle dur otobüsle gitmeyeyim. Avcılar dedim feribot vardı. Avcılar limanda. Feribotla ben Bostancı falan dur bir şey yapayım dedim. Abi bir dolmuşa bindim. O saçma sapan bir her yere girip çıkan bir dolmuşmuş. Neyse neyse dedim feribot çözecek. Abi feribota indik. Bayağı bir zaman geçti ve orada yazıyı gördüm. Bugün kapalıyız. Ve ben Avcılar limandayım. Şimdi işler daha kötü. Eskiden Avcılar, duraktaydım. Bir anda şimdi çok limandaydım. Dedim ki yine çözüm. Dedim ne yapabilirim? Eski banyo trenleri var ya çık çık bu uzun uzun halkalı şey treni bu vardı. Bu ne ya bir şey 80 günde devre alem okuyormuşum gibi. Balona bindim oradan. Ben bu arada aradım dedim ki ya 7'de tamam ben de dedim. Ve Kapadokya'dayım daha da kötü bir hale geldi. Geliyorum geliyorum. Ya yemin ederim. Balon böyle mi çalıştırılıyor emin misin? Amcam bana öyle öğretmişti küçükken. Abi trenin önünde inek bağlanır yine memeleri sıkılır. Evet. Abi oradan dedim ki trene bineyim bari daha akıllıca olur yani deyip. Bindim ve abi o trenleri bilir misiniz? Bu kapıları kendi kendine açılırdı, insanlar açardı o sesleri. Evet, öldükle. Yapan gençlerim oldu. Yani böyle hiçbir güvenliğin olmadı. Pakistan'da Harry Potter'ı anlatıyorsun sen ya. Bu yemiciler biniyor arada böyle. Gibi. Nedense çok iyi bir yere değindin ya. Evet. Çok net bir çünkü abi hızla açık. Giden bir kapısı açılırken abi ya bu kadar güvenliksizlik hissi yani olamaz. Abi ona bindim. Bu arada saatler geçiyor. Yani ulaşacağım. Ve koca Mustafa Paşa'dan Yedikule'de abi. Yedikule'de bozuldu bu. Koca Mustafa Paşa Yedikule arasında. Ya, hangi durdu. Noktada insan bir şeyden vazgeçmesi gerektiğini anlarsın. Ki, hangi noktada Nasrettin Hoca olduğunu anlıyorsun. Evet Sinan neredesin dediler. Dedim ki abi çabalıyorum ama. Şey dememem orada. Ananızın amındayım abi falan. Şu anda koca Mustafa Paşa'dayım yani saçma bir şekilde diyeyim. Sinan neredesin? Çanakkale'deyim. Geliyorum. Abi ve saat 11.30 oldu. Ben hala Sirkeci'ye bile ulaşamadım. Yani böyle dedim ki. En son dedim ki ben dedim yapamıyorum abi. Ben yapamadım. İstanbul beni yendi. İstanbul beni yendi. Ben gelemiyorum dedim. Beceremiyorum abi gelemedim dedim. Yapamadım. Yanlış evet. Kararlar aldım bu gün yani. Çok. Çok dedi iyi ki lan. Ya 2.30'da bir oyuncuyu alacağız. Bari sonuna yetişebilir misin yani? 2.30'da Beşiktaş'ta olabilir misin dedi. Dedim onu yapabileceğimi bilmiyorum. Mümkün yani. Bilmiyorum. Deneyeceğim yani gibi.
Yalayıp yutar işte bu şehir adamı oğlum. Ya bu yanlış kararlar, yanlış karar aldıkça iyice... İstanbul'da ama bir Mordor varsa bence orası Kayış Dağı'dır. Arkadaşlar bence herkesin Mordor'u biraz kendine. Benim anladığım zaman. Aa bak bunun bu güzel. Senin Mordor'un neresi? Ataşehir. Bıkkırköy. Kadıköy çarşı. İyi ok dolu falan böyle. Yok ya Maltepe'ler, Kartal, oralar filan benim için sağ. Hayır ama Kayış Dağı gerçekten hüküm dağı gibi bir dağ yani. Allah Allah. Tabii. İlla dağlı mı olması lazım? Bu kadar hani bu kadar orada oraya mı zıplayabiliyoruz ancak? Selami Çeşme abi. Neresi Çeşme Selami Çeşme? Alıştı. Selami Çeşme işte bizim orası. Kadıköy'ün hemen bir tık dışı. Ha. Hayır canım Selami Çeşme uzak abuk bir yer olması lazım. Saçmalamayın lan. Oğlum İstanbul öğrene öğrene bitmiyor ki. Kızıl Toprak Selami Çeşme. Hmm. Ha, evet. Doğru bu kelimeler bana da yan yana tanıdık geldi şu an doğru. Senin Mordor'un orası mı? Maç hayır, olduğunda. Canım, onun Mordor orası değil bilmiyorum işte. Götünün dibindeki yeri bilmiyorum. Hayır canım onun Mordor. Onun derken bakmadı bile ya. Yani. Şunun. Şunun Mordor'u. Bana her yer Mordor. Ama Seyran Tepe bence bayağı. Doğru. İyi bir Mordor. Ümraniye de fena değil. Benim aşkım ya Seyran Tepe. Şurada bir belgesel mi çeksek diyorum ya seninle özellikle. Olabilir abi. Çok böyle Brezilya'da Rio de Janeiro'da geziyormuş gibi şurayı gezsen. O zaten Brezilyalı top cambazı saçı da var. Evet. Parmak arası terlik falan filan. Parmak arası terlik. Ama böyle çok güzel bir yerde geziyormuşuz gibi. Arkaya acı müzikleri koyarız. Maymun gelip. Aa Reşit Usta. Kokteylin içerim falan. Maymun gelip cüzdanını çalıyor böyle değil mi? Maymun da zaten birinin çırağı. Çırak çocuk. Ve maymun değil. Ya burası bilemez. Çok ilginç. Burada exhaust 10 farklı şeyde sessiz. Yazılmış. Exhaust, exhaust. Tayland'da falan tek bir şekilde yazılıyor. Mesela şöyle sen oraya exhaust yaptırmak için gidiyorlar. Sana exhaust İki veriyorlar. İki de mutfağı güzel abi. Değişiyor. Ha en iyisi değil mi? Hani best gibi exhaust. Ekol farkı hocam. Evet. Ekol farkı. Exhausted. Araba tamirinde de ekol farkı olabilir. Okulları mı var bunların? Ekolleri var. Bu arada sanki tek yanlış bildikleri ve yazdıkları kelime egzozmuş gibi davranıyoruz ama Türkçe katliam var aşağıda yani her açıdan. Tabii. Her bağdaçlar, tümleçler, tabii. Deodorant yanlış. Da T'siyle meşhur bir ürünümüzdür. Ama onu T'siz söyleyince sanki çok doğru Fransızca telaffuz ediyormuşsun hissi gelmiyor mu? Deodorant ya. Deodorant. Deodorant. Ran demene gerek yok. Deodorant ya. Deodorant. Berkant gibi oluyor. Mehmet Ali Biran. Mehmet Ali Biran. Küçükken şunu yaşadınız mı? İlkokula gidiyorduk. Amcanız. Dur be dur. İlkokula gidiyorduk. Ben yaşadım. İlkokulda öğrettiler. Söz isteyeceğin zaman parmak kaldır. Sonra ortaokula liseye falan geçtik. Bir anda bu hocam falan buna dönüştü. Hı-hı. Bana bunu kimse söylemedi mesela ve ben yani biraz bir süre böyle yaptım ve buna taşak geçildi. Şu şey de hoşuma gitmiyor yani böyle bu net bir şey. Hocam öğretmenim neyse falan. Sonra hocam yani bana söz vermesen ne olur siktir git falan tarzı böyle bir şey var. Öğretmenimden hocama geçiş var zaten o arada. Zaten evet. Kabul ama yani el kısmı hoşuma gitmiyor. Yani şey hoşuma gitmiyor benim abi. Tamam. Bak, siz dövme yaşadınız mı? Ne? Bizde vardı. Bu ne lan? Aa bir dakika ya. Sizin mum gibi yapmışlar. Bir çok var şu böyle hayır böyle sallamayın. Öğretmenim derken biri çok biliyor hocam. Sizin bokunu çıkartıyorsunuz demek ki. Öğretmenim öğretmenim derdi. Evet sen söyle. Şey yapıyor muyum ya böyle? dirsek yapıyor muyum? Yani, evet evet. Hayır herkes yaparken bu. Bende hiç böyle bir şey yoktu. Hazırlıkta biz öğretmenimden hazırlığın sonuna doğru hocama geçtik. Artık çünkü öğretmenim de bizden aşağı bakıyordu. Muhallebi çocuğu. Aynen, aptal. Neredesin ya? Süt müsün sen? Bizde şu vardı. Dövüyorlar tabii. Ben Almanya'da okudum. Fark ettim. Siz böyle yapardık. Hayır hocam. Hayır. Nein. Bir de şey de yani bu böyle mesela nasıl tutulacak? Mesela böyle değil. Hmm. Yani böyle hani cool olman gereken anladın mı? Böyle hani... Böyle çok yaparsın. Şu mu? Evet hocam yani ben mesela lütfedersen Allah Allah filan. Ben mesela ortaokulda en önde oturup hocanın her söylediğine katılan ve bir şekilde ders şey yapan bir çocuktan liseye doğru artık uyuşturucu batana saplanır gibi en arkalara gidip ders ilişkisi kesilen tamamen hiçbir şey masayı delip böyle orada golf hani oynayalım kafasına gelen birine dönüşmüştüm. Puanlarım aşırı düşmüştüm. Bu tamamen... Bu çok yaygın bir hikaye. Evet. Ve zamanın göreceli olduğunu keşfetmemizi sağlayan o 40 dakikanın asla geçmediği yani güzel zamanı. Bir şey yapmaya başlarsan çok hızlı geçer. İşte golf evet. Oynamak falan evet. Gibi. O yüzden golf peki oynamak. Peki ben size durmak. Yakın zamanda öğrendiğim korkunç bir gerçeği aktarayım. Korkunç burada. Gerçek zamanı. Aslında böyle şerde evet. Bir ufak bir kapak mı girsek? Korkunç gerçek! Cın cın cın. Lisede olan, lise son sınıfa geçen... Çocuklar arasında şöyle bir şey oluşmuş.
duyduğum kadarıyla. Okulu bırakıyorlar. Açık öğretime devam ediyorlar. Evet, böyle bir şey var. Ve sınava hazırlanıyorlar. Evet, okulda okulun vereceği zarardan kurtarıp kendilerini... Evet, yani dikkat dağınıklığından son sene kendilerini kurtarıp sadece sınava odaklanıp liseyi de açıktan dışarıdan bitiriyorlar. Yani bu bizim zamanımızda son bir ay filan rapor mapor alarak yırtmalıydı. Bu evet, şey demektir, eğitim sistemimiz tamamen çökmüş, okul sistemimiz tamamen bitmiş, başka bir şeye evrilmiş artık, tamamen sınavla alakalı. Hiç bu yıllar önce de böyle değil miydi? Çünkü hayır, açık liseye, yani açık öğretimden dışarıdan liseye, dışarıdan bitiren bizim zamanımızda gerizekalı demektir. Hocam açık lise, açık ayran gibi bir şey midir? Tabii. Ama acaba hani tadı daha mı iyi? İyisi çok iyidir ama... Ha işte riskli yani açık öyle bir şey. Riskli, ne koyduğunu bilemiyorsun evet, herkesin içine. Bir de homeschooling var. Türkiye'de var mı öyle bir şey? Yasal çok bir şey var mı? Varsa da adı homeschooling değildir. Hocam hayır yani şeyi var mı yani? Milliyetin Bakanlığı'na geçerliği var mı yani? Homeschooling dedin. Ya Allah Allah! Sen niye hamçökelek gibi söylüyorsun homeschooling diye? ev okulu. Ev okulu. Yani evden okuyorum. Hani meşhur Erkin Koray güya öyle büyük böyle çocuğunu falan. Çok korkunç gelmedi mi eğitim sistemimizin tamamen çökmüş olması? Şöyle hocam, abi çok önceden de sanki çökmemiş gibi davrandığın için. Yani benim de fikrim ya şu. Bu kadar... Yani yıllar önce çökmüştü abi bu. Mesela ben şu zaman çöktüğünü... Okul hiçbir şey veremiyor demek ki bu çocuklara. Ya da verdikleri o kadar önemsiz ki. Ben şu noktada çöktüğüne dair kendimce bir bulgu bulmuştum. 4-4-4 mi ne ona geçildi ya. O zaman başlama yaşı da... Yabancı oyuncu kuralı gibi ya. Hatırlasan öyleydi. 4-4-4. Evet. O zaman bir de başlama yaşını biraz indirdiler böyle işte. Normalde şu kadar aylıkken bu kadar aylık oldu falan. Ve bir anda şöyle bir şey başladı işte. Çok fazla öğrenci sınıfta altına kaçırıyor. Yani bu dedim içine sıçıldı eğitim sistemini. Ha, gerçekten. Bu arada şey doğru. Beni 5 yaşında yazdırdılar okula. Başlarından çünkü çalıştıkları için. Ve 5 yaşında yazılan çocukları bir sınıfta topladı. Ve bir anaokul çocuğu gibiyiz. Ve seviliyoruz da böyle. Ve hep öğrenci olun. Siz sabahçı yapmıyorlar falan. Ve bizi önlük değil daha böyle serbest kıyafetle gelme gibi bir şey verdiler. Anaokul, ilkokul bir arası bir şey yani. Bir araç, eylemişler. Ara çözüm gibi bir şey. Evet. Ve ben abi işte o şeydi. Askılı neydi? Pantolon askısı. Hayatım ilk defa görmüşüm. Askı annem de öyle giydirmiş. Bilmiyorum da bunu. Yani o şey olduğunu böyle. Ne geldim ben. Anlamıyorsun değil mi? Korkun tehlikeli bir şey abi. Bu çat diye. Benim tuvaletim geldi. Ve ben bir şekilde tuvalete gittim. Sıkıştım büyük yani. Ve bunu açmaya çalışıyorum. Ve yani şey mi büyük? Hayır, bunu açmaya çalıştıkça açamadım. Ve o bir de çocuk kakasını bilirsin. Aniden yoğun. Yani şey gibi. Durdurulamaz bir güç olarak gelir. Ve şunu akıl edemiyorum. Evet. Şunu akıl edemiyorum. Mehmet derken ben spaç diye abi sıçtım. Ve spaç sadece şundan kaynaklı. Bir de böyle şirin görünüyorum ya. Bakalım ama dolu altı. Tabii şimdi şey çok güzel abi. Şimdi yetişkin olunca problem çözmelerinin şey oluyor ya, seçenekler belirliyor. Şimdi ben de o sırada çok belirmedim. Demin harika bu seçeneklerle ilgili çok iyi seçimler yaptığını biliyorum zaten. Biliyoruz, evet. Dedim ki ne yapabilirim yani, altıma sıçtım. Zaten şey dönemindesin şey dönemindesin abi. Kimseye ne yapabilirim altıma sıçtım. Kimseye zaten özgüven, kimseye merhaba demediğin, daha hiçbir şeyin oturmadığı bir dönem ya. Çok kötü. Dedim ki şey yapabilirim. Et. Sınıfa gidip oturursam ve çok fark etmez şey olmazsa. Günü atlatabilirim. Günü atlatabilirim yani. Takan üstüne oturacaksın ama. Öyle mi Sinan? Bence o olumlu geldi. Henüz pişik falan. Ve ben gidiyorum ve giderken abi paçadan döke döke gittim. Vay çünkü ya, orada da patladı şeyi. Nasıl sıçtın ya? Güzel sıçtım. Zaten o basmıştı. Yazık, 5 yaşındasın değil mi? 5 yaşındayım. Ve gittim sınıfa girer girmez diye çocuklar çığlık çığlığa böyle bir tarafa yığıldılar. Ben sadece orada böyle duruyorum bokunsun. Bir video var ya, köpek balığı denizde ya geziyor. Tabii. Diğer balıklar açılıyor böyle. Öğretmenin girişini hala unutmuyorum. Of çok kötü ya. Bu arada ablam benim benden 2 yaş büyük. O da 7 yaşında. O da gerçi ilkokul 2'de. O da aynı okuldayız. Öğretmen sınıfa girer girmez şöyle yaptı. Of! Ya girer girmez daha beni görmedi. Of bu ne be? Ne yaptınız dedi. Sonra baktı sınıfa zaten. Kaka dağında oturmuş bir Sinan var böyle. Bu tarafta böyle bir yığın var. Dedi ki of dedi böyle gördü falan. Dedi ki yine abi herkes Allah'tan biliyor ya. Ablamı. Dedi çağırın şunun ablasını falan dedi böyle. İşte ablam da 7 yaşında abi yani o geldi. Hayır şöyle yapmana gerek yok. Bir eğitimci olarak yeteri kadar travmatize olmadı. Abla seni çağırır. Kussam. Evet.
ya da şöyle. İğrençsin. Tabii ya da. İğrenç bir çocuksun. Hepimiz el ele tutuşuyoruz ve boklu silah şarkısını söylüyoruz. Yani. Size öğretmiştim. Bir, iki. Abi ablam geldi. Dedi ki şimdi abi dedim. Ablana da ne çok var, elinde kürek var. Ya 7 yaşındaki. Ya abi şöyle oldu ya, annem babam işte abi. Yani çok acayip dönemler. Evet. Elimden tuttu ben boku saça. Ne bitmemiş kardeşim sen. Çok gibi geliyorsun. Eve gittik. 7 yaşında ablam beni temizledi yani. Ne yapsın abi? Ablan yani alışmış olduğu için o da şeyiyle gelmiş değil mi? Poşetle şey gibi. Hayır, gelip gelip. Kürekle. Yerler alıyor. Kürekle gelip. Hocam selamlar, çıpak. Çıpak biliyoruz zaten diye. Sinan mısın? Abi ben ilkokula bu... Yani özgüvenimi arttıracak, beni eğitim hayatında başarıdan başarıya koşacak IQ bir şeyle başladım. Mesela veli toplantısında hocanın şöyle demesini beklerim. Böyle nasıl? Çocuklarınızın psikolojik yardıma ihtiyacı var mı? Hep benim sayemde. Aynen. Ama senin tamamen eğitimden kopmuş olman da beklenebilirdi. Kopmadı. İyi toparlamışsın. Kopmadı. Ama şöyle oldu. Sınıfta okumayı en çok en erken ben şöyle şey yapmıştım, sökmüştüm. Fakat bunu söylemedim. Okuma yazmayı biliyordum. Fakat ben okuma yazma biliyorum demedim yani. Çünkü sonra bunu fark ettin. Sen çünkü artık diye yaptığın şeyleri saklama refleksi yani gelişti. Hiç söylemedim yani. Aslında ben sana fark edip bir takvim hediye etmişlerdi. Sinan psikolojik bir zombi olabilir. Yani şu anlamda. Ne demek bu mesela, tam olarak? Atıyorum. Zombilere doktor bakınca şunu diyor ya. Ölmüş olması lazım. Hareket ediyor. Doğru. Hani, psikolog da Sinan öyle diyebilir. Ya senin manyak bir seri katil olman lazım ama hala hayatına devam ediyorsun falan. Ben de sıçtım altıma ilkokulda. Bir daha. Ne abi? Dökülün bakayım. Terapi grubu muyuz biz? Ha, dökülün bakayım. Dökülün. Benim de birden fazla kez hatta başıma geldi. İşte evet, storytelling böyle bir şey. Yani evet, storytelling ve storytelling. Ben hiç yakalanmadım ama. Çok güzel bir reklam abi olabilir bu. Çok hızlı yani karşısında şey oldu. Serviste reklam arkadaşım, aynen, burası bok kokuyor dedi. Sen evet bok kokuyor. Yani osurmuştur birisi falan şeklinde olayı. Ama şey altında bokla bunu söylüyorsun. Evet evet evet. I'm sitting on my shit. Ve üzülüyor yani, birkaç kere başıma geldiği için kendi kendime şöyle düşmeye başlamıştım. Kaç kere sen artık o başına gelmemiştir senin. Sen onun bilinçli bir şekilde altına sıçıyorsundur yani. O da yani tuvalete gitmeye üşenmiş. Böyle de olabiliyor yani hani. Senin başına gelir böyle şeyler ama birkaç kere. Ben ama üzülüyordum ve korkuyordum ve bu hiç geçmeyecek. Ben hep altıma edeceğim. İşte geçti hani mi peki? Büyük ve yetişkin olarak. Yoksa yani işte hala kimse fark etmedi. Peki yani şu an yaşıyor muydun? Çünkü abi bebek çocuklarda küçükken sen oluyordu. Mesela bebekle konuşuyorken ama bebek şöyle ben. bir an böyle bir ulan susuyor musun? Şu an mesela kahvecilik oynuyorsun. Kahvede güzel mi? Lan şu an mı sıçıyorsun dediğim bir an var ya çocuklarda. Yani filtresiz ya, bir muhakkak canlı de, değil mi? Ya çocukların acımasızlığı var ya, mesela bizim serviste olmuştu böyle bir şey. Ya keşke yetişkinler de böyle davransa. Kız yani işte serviste kustu, tamam mı? Bütün çocuklar kenara çekip böyle yaptı. Kustu! Kustu! İğrenç! Burada bir tane köfte var, çok kötü. Yani o kadar acımasız ki ya, iğrenç bir peki şey ya. Peki şu rahatlığa devam ediyor olsaydık yani, ben mesela sana bunu anlatıyorum gayet şu anda. O çok güzel bir an ya. Ya bu işte de her yer. Evet abi çok abi, güzel bir an diye devam ediyorum bu burada. Türkiye'deki politik... şey böyle değil mi mesela, bak bu kadar dalga geçiyoruz ama bu bir bekleyen yaptığı bir şey. Bir de kim? Bir de astronotların yaptığı bir şey abi. Onlar durdukları yerde sıçıyorlar. Ama evlerinde sıçmıyor aşkım. Uzayda bitkin içinde. Olsun abi yani böyle dönerken. Bilmem neyi tamam edersin. Hatta senin gezegenine bile sıçmıyorlar yani. Bırak da sıçıversin o yani. Bu rahatlık geri gelsin mi? Gelsin. Konuşurken sıçalım birbirimizin gözlerinin içine baka baka. Evlilik teklifinde böyle diz çökmüş. Tabii. Mitinglerde dövmek isterdim. Büyük halka seslenirken. Tabii, tabii. Biz! Çok güzel. İyi misiniz? Yok iyiyim. Bir şey yok. Bu şeyden niye vazgeçtik mesela? Hepimiz şu an bezli geziyor olabilirdik. İşte evet bak, bu bir refah. Bu bir rahatlık. Ama abi. Ne emici bezler yapıyorlar artık. En azından çişi böyle çözüyor. Hadi sıçalım demiyorum. Ama sıvanma. Biraz dendi sanki. Yani çiş olayı belli şartlarda olabilir sanki yani. Setlerde mesela. Acayip bir yerlerde insanın çişi geliyor yani, çok gereksiz. Böyle hiç Allah'ın unuttuğu yerde set koyuyorlar ya mesela, orada tuvalet. Hadi tuvalete gidelim diyorsun. 15 dakika gidiyorsun, 15 dakika geliyorsun falan. İyi de bir şey söyleyeceğim. Bezle yani yürünebilir. Ha, işemek zaten şey değil ki ama bizim için yani erkek için hani çok da zahmet bir şey değil. Yeteri kadar
ihmal edilmiş bir yer bulursan oraya işebilirsin. Bunu konuşmaya başlayacağız ve Ömerci'nin yıllardır yanlış işediği ortaya çıkacak. Ben tam böyle bir şey... Siz de klozeti böyle amuda kalkmıyor musunuz? Bir ek çubuk yapıyorsun. İşte erkek gibi işeyebiliyor kadın. Huni ve boru gibi bir şey değil mi böyle? Yani eskiden mesela geçtiğimiz program bunu konuşmuştuk hani benzinci tuvaletleri falan diye. İnanılmaz kötü tuvaletler vardı. Özellikle otogar tuvaleti. Şöyle otogar şey tuvaleti. Terminal tuvaleti. Hala kullanılmak zorunda kalıyorum. Ve çok kötü ya. Abi tuvaletim... bu kadar böyle bir şey olamaz. Aynen, yani. Tamam. Şey yapayım gidelim. Kusturacak ki çok... Bir de terminallerde dolar. Yani insanı böyle aklını başka yere götüren şeyler de yazar. İşte lavabolarda abdest almayınız filan. Hani böyle bir anda ayağını oraya koyan adamlar gözünde canlanmaya başlıyor. Var çünkü vardır da yani hani evet de. Yani evet orada mutlaka ses sıçan bir adam vardır. Şeyde kabinde. Böyle o kızartma yapıyor gibi sıçan adamlar var ya. Hani şey kızgın yağ patates atmışsın gibi sıçan adamlar var biliyorsunuz. Aslına bakarsan ben bunu bilmiyorum. Şu abi ya. O bütün hijyen ve temizlik anlayışı şey ya, tazikli bir hortumla böyle ayırt etmeden su tutuyor biri. Saç her yere tamam, saçmak için artık. Oldu yani herhalde falan. Temizdir şu anda gibi. Aşırı doğru ya. Yani tamam. Bütün yani gençler ümitlerini tazikli bir hortumla evet, evet. Bağlamış. Bence ama o ümitlerini ona bağlamak değil abi. O artık yani hani gelinen son nokta. Adam elinden geleni yapıyor yani. Hortumla her yeri temizliyor. Elimden gelen bu abi. Yani yok yani. Daha mı tazikli olması gerekiyordu acaba? Ya tazikli mi? Ya da bir sabun mu değmesi gerekiyordu o? Gelenleri gelenleri fışkırtıp gönderecekler. Kimseye tuvalete sokmayacak kadar tazikli olması. Ya özgüvenli sıçanlar var ya şöyle abi. Şimdi misafirlikteyken abi ben mi sıçayım? Girdin. Ben ya tuvalet neredeyim sıçayım ya. İlk defa gittiğiniz evde abi zorunda kalıyor musunuz? Tercihin değil. Ben altıma yapıyorum abi evet. Hayır tercihin değildir de oldu ya. Olmayacak durum oldu. Hocam nerede dedin? Abi o su bir kere hiç kapanmaz. Bir kere musluklar açılır. Ses hiç gitmesin. Önlem, fırçalama falan filan vardı. Evet çok garip. O vardı. Rutinler oluyor evlerde. Bir arkadaşım vardı abi benim. Şöyleydi işte tuvaleti işemeden bahsediyorum. Abi deliğin tam ortasında sürdü ve at gibi. Koşar. Ama bak ki, bunu yani. Neden yaptın abi dedim yani. Ha, ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Dedi ki çünkü abi dedi işte o... Sikimde ya, değil. Hayır. Hani elimde o, değil gibi. Arkadaşın, o arkadaşın iyi bir misafir Sinan. O arkadaşın iyi bir misafir çünkü kenarlara işeyince dışarı daha çok sıçrar aslında. O da aynı söyledi tamam ama işte. Keşke bunu deseydi. Onu diyecek ya. Onun bir ayarı, mit mi bu? Onun bir ayarı var abi şey. Tam kenarı. Espresso koyuyormuş gibi düşün. Bravo. Çarptırarak ya da bira dolduruyormuş gibi. Delikle kenarın birleştiği yere. Bira dolduruyormuş gibi. Hocam şimdi ya o kadar atletik onun... olmayan arkadaşlar da var burada yani atletik tuvaletin başında. Ne demek ben de paranda atarak gelmiyorum ki oraya. Bilmiyorum abi bu açıyı nasıl hesaplıyorsun şey yani. Rafet Arman'ın şarkısı var. Sikimde değil ortaya işiyorum. Öyle bir şarkısı var ya Rafet Arman'ın. Sikimde değil. Sikimde değil. Tuvalet evine gelmiş abi bir şey yapabilmiyor. Abi sıçmıyor ya. Suyu aç bir şey yap bir çabanı göreyim en azından. Sesi bastırmaya çalıştım. Peki osurmak için tuvalete gittiğiniz oluyor mu? Ve burada da şey mi? Osurum şey duyulursa da hep bir cevabım da hazır. Oo, yanınızda mı osursaydım? Tuvalete gittim daha ne yapabilirim? Ama tuvalete gitmek acemilik. En iyi gidebileceğin yer misafirde osuracaksan balkon. Balkon yoksa? Ne demek değil yoksa balkon? Şey diyor, biz orayı kapattırdık abi çocuk odası yaptırdık. Olsun. Olsun ben buraya... Eskiden balkondu burası. Çocuk da orada. Çocuk da orada. Sağ yana biraz gevşetin miydi falan gibi şey. Sağ yana. Bana şey gibi geliyor ama gerçekten. Bir arkadaşım diyelim ilk defa evime geldi. Ve tuvalete gitti ve uzun kaldı. Aa şu an evime sıçıyor diye bir farkındalık geliyor bir noktada. Sıçmak ne demek diyorsun yani? Şu an mı buldun? Ben misafirle gitmiyorum. Mesela peki, Volkan'a dün Volkan evine uğradın ve... Hayır gerginlik. Ben gitmiyorum misafirliğe. Ama şey de sıkışmış yani. Ama bir gariban yani. Olmaz mı? Az bir süre uğradım böyle. Ne haber selam abi. Abi tuvaleti gitti. Bir yarım saat kalıp böyle oh ya bu. Anlatıldı bu çocuğu yani. İnsan değer ister istemez. Ve şey iki sifon sesi duyduğunuzda tam olayı tabii. Kötü bir yerde olduğunu anlıyorsunuz. İki sifon sesi veya üç. Üç sifon, dört sifon. Benim bir arkadaş Allah vardı. Allah düşmanımın başına vermesin. Bizim eski evde. Cihangir'deki eski bir bina. Eski ev. Tesisat eski muhtemelen. Abi sifon. Hemen hiçbir şey. Her zaman insanlar suçlu değil. Bazen de aletler suçlu. Sifonumuz berbattı. Yani şöyle bir sifondu.
Gitmiyor. Yapıyorsun şimdi böyle yapıyor kakayı alıp. Ne yapıyorsun? Hayır, hop bir de, hop bir de, hop bir de. Evet, kakayı böyle, hop anam kimmiş bu? Falan yapıyor, tamam mı? Böyle bana ağzında çalkalayıp, tamam mı? Sen bırak, aşk adam dursun burada. Sonra geri veriyor sana yani. Yani şey, kaka... Ya şu, şu olmuyor mu? Evet, evet. Bu benim kakam şu anda. Amına koydum çocuğu. Ya da... Ne oldu? Aslanlar gibi buradayım hala. Ya da ama. Şey değil mi? Kenara tutunuyor böyle. I will survivor diye. Ya da böyle hayırını pisleterek giriyorum. Hayırını sürdürerek giriyorum. O iğnelerin işte belini kıracağım zopayla. Şey var. Oy, şey var oğlum. Bir de şey sifonlar olur ya. İnsanı geren. Hani bir yok olmadan önce bir... Yukarı çıkıp geri istiyorsun. Hayat senin dönemek. Allah Allah. Hala gelmedik ya. Gelmedik. Şey. Arkadaş işte girmiş. Abi gitmemiş tabii ki bizim sifondan. Gitmemiş yani. Ve gitmeyeceği de çok belli. arkadaş böyle yarım saat kaldı tuvalette. Biz ama birkaç kişiyiz evde. Şey toplanmışız mi? Zaten. Yani onun olmadığını artık biz fark etmedik bile. Mesaj geldi benim telefonuma. Ben çıkamıyorum buradan. Yok abi alt komşudan. Alt komşudan mesaj geldi. Şöyle bir mesaj. Gecenin bir yarısı bu saatte uyumaya çalışıyorum. Tepemde tam 17 kere sifon çektiniz. Ve bu gürültü direkt aşağı ay geliyor diye. Ondan sonra ben mesajı okuyunca içeri gittim. Oğlum yani her şey yolunda mı falan diye. Yok abi çözüyorum falan. Lan çözemiyorsun işte şey belli ki. Çözüyorum onunla mücadele halini böyle. Ya bir de 16 kere yapmıştın bunu ve aynı sonucu alıyorsun. Hani 17.de de artık sifonu çekme orada. Vileda kovası var onu doldur bir şeyler aynen, yap. Aynen evet olacak ya. Zaten 17'den sonra onu yapmış ve çözülmüş aslında ama 2'de de yapabilirdi bunu. Hocam onda peki şey var değil mi? Ben yanılmıyorum yani. Yani onda böyle mesela suyu yavaş yavaş bırakırsan olmaz. Böyle bir anda hurş diye yapman lazım. Yani hızlı bir deli yaratman lazım. Ya. O da zor yani. Onun da tekniği var yani. Bir ince ayarı var yani. İnce de değil de aslında. Hani, evet, hani ortalığa sıçratmaman lazım. Sinsi kakalar vardır. Tazikli su. Ha değil mi? Hortumu takacaksın. Bütün banyo yiyecekler. Ağzına sigara. Bir giriyorsun arkadaşın böyle olmuş. Paçaları sıvamış. Çözüyorum ya. Hallediyorum. Ve yani işe gelir gibi geliyor her gün. Naftalin atmış oraya. Aynen. Bazı dükkanlarda çok alakasız şeylerin bulunduğuyla ilgili. Evet yazmak zorunda, yazmak zorunda kalmışlar. Çünkü onun orada bulunduğunu hesap bazı işletmelerde de bulunmaması gereken şeylerle ilgili bir reklam var. Mesela işte midyeci. Çamur yok, kum yok yazıyor. Tamam aa, zaten evet. Olmaması gerekiyor. Evet, evet, ben demek... bunu zaten hani şey diye gitmiyorum mesela ben. Dönerciye gidiyorsun mesela. Çamur yok, kum yok diyorsun hani. Tamam mı? Olmamalı. Ya büfe var bizim orada. Benim içtiğim sigara markası yok. Büfe yani. Sadece bunu satıyor ve de kavga ettim kemancılarla diyor. Amına koydum çocuğu. Hani ve kapandı. Bir ay sonra yemin ediyorum sana kapandı. Tade tapı bara dönüşmüş orası böyle. Nasıl bir büfe? Kavga ettim satmıyorum diye yani. Bu arada yani evet. Bu arada. Büyüktü. Prensip sahibi bir insanmış. Kötü sosyal sahip, skillere sahip olan insanlar genel pastaneci oluyorlar. Yani eski pastanelerde genelde berbat bir muamele ya kabul ediliyor. Muhallebi istiyorum diye geliyorsun. Şey. Ne oluyor mesela? Ya çok iyi milföy pasta yapıyorsan insanlara bok gibi davranabiliyorsun. Evet var. Kadıköy'ün kuralıdır yani. Çok iyi milföy pasta yapman lazım. Bir şey iyi yapıyorsan. Acaba burası? Ne var? Falan böyle böyle bir davranabilirsin. Teverir gibi verebilirsin. Sorun yok onlar hep sıraya girerler yani. Lan nazi su. Evet, evet aynen. Yani bilimsel bir gerçek gibi. Evet evet tabii. Onu yemek için insan her türlü aşağılanmaya katlanır. Abi şey, hayır, bence Karadeniz pidesi var ya. Ha. Hava 45 derece. Orası zaten 2 metrekare. Orada ben yani döner yiyeceğime yani yatırıp bile siksinler yani. Ama orada millet o sıcakta bekliyor. Sinan acıktık mı döner mi yiyelim yoksa? Sik beni. Taksim'de şey vardı ya, İnci Profiterol vardı hani orada da mesela yani tatlı ye, tatsız bak gibi bir mottoları vardı yani onu hatırlıyor musun? Böyle atıyordu ya şeyi, profiterolü. Evet evet ve soruyordun bu bilmem ne mi? Ne bilmiyorsun amına kodumun ne işi var burada aynen. Gibi. Al ve ye ve siktir ol git buradan. Sonra yani. Kapanmasıyla ilgili bir şey olmuştu ve insanlardan... vicdan dilenmişti. Change.org abi çalışanlar mutluydu. Ben gittim ev gülüyor böyle. Nihayet diyoruz. Kurtulduk. Anlatıyoruz yani. Hindistan'da bir yere gitmiştim ve övüldüğü için gitmiştim. Bir de böyle övülüyor ya şöyle. Bizi dediler ki abi böyle bodrum katlı bir yer var. Yunanistan ferahtır. Bir
Yorgunu yer, elma şarabısından. Denizle çevrildi. Fakat abi dedi sakın gidince konuşma, menü isteme. Allah Allah niye dedim, çünkü şöyleymiş. Gidiyorsun oturuyorsun, beyaz bir şey var. Hiçbir şey demiyorsun. Herif o gün ne pişirdiyse önüne koyuyor mesela. Hiç seçim şansı yok. Belki çorba veriyor, belki balık veriyor. Sen ne atıyorsa sorma, sakın sorma dedi. Adam çok sinirli demek ve ki. Onu yiyoruz, gelip beyaz kağıt seriyordu. Onun üstüne bir avro yazıyor. Ve sen onu parayı oraya bırakıp siktir olup gidiyorsun. Bu çok beğeniliyor. Hocam şimdi bu biliyorsunuz. Özel bir yer gibi. Bu bir şey, bu bir sendrom yani. Şimdi bunu yaşayınca. Ya herif gelip böyle sikini ağzımıza vursun ya. Çok güzel şey olur. Yanındaki arkadaşı şey diyor. Hocam tadını al. Sakın bak, bir şey deme. Bak damak lezzetin geldi demin der yani. Çünkü buna bir şey yapmaya başladığı zaman yani bir dakika bu işte bir terslik var demeye başladığın an. Az önce yediğin kazı, o gördüğün muamelenin zorbalık olduğuna ikna olacak. Yiyeceğim şey karar vermedi. Abi insan ihtimali değişik bir user experience, değişik bir tecrübe olduğu zaman düşüyor abi. Evet. O yüzden bence biz de böyle bir şey tasarlayabiliriz. Şey diyordu, bak, ve acı verici olması bak, lazım. Bak ne getirecek acaba? Ya abi seçmek istiyorum ama yani. Bir yere giriyorsun. Sandalye yerine böyle direkler var. Oturacak yer yok. Hayır şeyler var işte. Oturuyorsun yere. Adam önüne bir gazete kağıdı seriyor böyle. Tamam mı? Ya herif de sana minimum ilgi göstermek istiyor çünkü. Senin mesela tabağını toplamak istemiyor. Evet. Tabak vermiyor. Tabağını da kendin yıkıyorsun. Belki bu da bir konsept olabilir. Hatta yemek yemiyorsun. Yani öyle oturuyorsun, bulaşık veriyorlar sana. Hmm. Yıkayıp gidiyorsun. Hayır şey de olabilir. Malzemeleri atıyor önüne, kendi yemeğini yapıyorsun. Yiyorsun ve gidiyorsun. Peki ben oturuyorum. Sen müşteri gelip bana yemek yapıyorsun. Ben yiyorum, gidiyorsun. Ve beğenmiyorum. Beğenmiyorum, parasını da sen ödüyorsun bana. Yani buna bu arada sadece dükkan denmiyor, atölye dediğin zaman aşağı yukarı böyle çalışıyor. Şey dediğin şeyler. Neyse sen de falan. Köpek gibi tabii. Yanında bekleyeceksin. Yerken ben sana da böyle bir şey atacağım. Havada kapman lazım ama. Yere düşerse yerden yiyeceksin. Abi bazen milföy at, inanılmaz milföyler atıyor. Yine Kadıköy'de sıraya girilir yani. Evet. Ve çok pahalı. Gerçekten bir dükkanınız olsa nasıl bir şey olmasını isterdiniz? Yani esnaf olmak... Abi şeydi ben çok beğendim. Benim stilim oydu. Antep'e gittim. Bir ay önce falan. Beyran içelim, beyran içelim. İsmini söylemeyeceğim. Bir tane beyrancı önerdiler. Abi düzgün masa. Hiç eski. Rahat bir koltuk var. Ve ben oturdum da şey dedim işte. Selamlar hocam. Menüde ne var? Beyran. Beni alayım. Beyran. Sadece beyran satıyor. Peşin tamam. Çalışıyor. İşini güzel yapıyor. Parasını peşin alıyor. Tertemiz bir dükkanda. Sen niye o zaman gittin de menü istedin göt gibi? Ya hayır bilemedim işte. Aynen öyle bilemedim. Ne var dedim. Ha pardon. Yani çünkü Antep'in şeyim abi Antep'li değilim yani. Hmm. Oraya bir turistik gitmişim ya. Antep'li değilim. Bu Antep'li olmamalı. Antep'li olmayan. Antep'te böyle yapalım keserler. Antep'li. Onlar böyle. Evet. Ama benim hoşuma gitmişti. Lan ne kadar kebiş satıyorsun ki abi. Hayır. Beyrancı mı? Hayır abi. Adı ne? Sen tek bir şey sattın. Ya bir dakika. Evet. Bir şeyi çok iyi yapıp bir tane bir şeyi net bir şekilde satmak çok zevkli olsa gerek. Çok iyi yapıyorum. Sadece bunu yapıyorum. Karıştırmıyorum. Ben abi. O işi sadece yapıyorum. Bu. Perfect ya. Haftalar önce bahsettiğim ipçi adam vardı mesela. O ipini çok iyi yapıyordu demek ki. Ne ipi ya? Halat satan bir tane dükkana girdim. İp halat. Sadece ip ürünleri satan adam. Bak düşün zaten. Şey ipten ve halattan başka da bir ben şey ben şeye bayılıyorum ya. Tek ürünü güzel yapan işte dediğinden cevabı oldu mu acaba? Onu oradan bakalım alacaksın diyeceğim. Gibi. Hmm. Ben mesela paylaşımlı ofis. Sahibi olmak isterim. Ben beyran satıyorum. Adam paylaşımın ofis dedi. Ben beyran. Ama beyran da var içinde. O da Gaziantep'i değil. Yok gerçekten mesela Collective House falan gibi bir yerim olsun çok isterdim. Öyle bir markam öyle bir yerim neden olsun peki? Çok isterdim. Neden peki? Ama seninki çok bir makul kere, bir hayal. Ama şöyle bir kere bir esnaf yani bir dükkan sahibi olarak asla yemek vermek istemem. Yani o işte uğraşılmaz bence. Bence de. Nefret et yani o tarafında hayatta olmak istemem. Bu başka bir şey evet abi. Çok zor bir iş abi. Bana aynen. Korku yani imkansız gibi geliyor. Çok zor. Ne bileyim kara delik. Şeyleri bulmak. Karadelik pidesi. Karadelik pidesi. Ama müşteri niye gelmiyor? Bir yandan yani şöyle bir dükkanım olsa fark yaratabileceğim değerin çalışma ortamları tasarlamak olacağını düşünüyorum. Hmm, yani ben, sen bu konu üzerine düşünmüşsün. Onun üzerine de anlattığım şeyle. Mesela evet, mükemmel yani. Klavyeler her yerde. Abi atıyorum çok basit sikindirik bir şey ama yani bir masa düzeninin hakkında hiç kimsenin fikri olmadığı için yani mesela prizdir. Hani gelip herif o diye bilgisayarsız zaman ne ihtiyacı olduğunu hissedebiliyorum yani. Herkesin rahat edeceği bir tasarım yapabileceğimi düşünüyorum özetle. Size teessüf ederim arkadaşlar. O kadar yani kendi kendime bir tanecik bir şey hazırlamışım. Dedim ki işte ay hiç boktan yeteneğiniz var mı, beceriniz var mı diye. Biriniz de dönüp Ömercan seninki ne falan demediniz. Ama aşkım ben onu şöyle yapıyorum. Ne yapıyorsun? Nasıl yapayım? Sizin boktan bir yeteneğiniz var mı? Mesela benim kimse cevap beklemeden ben lafıma giriyorum. Yani. Yok tamam işte hep herkes anlattıktan sonra ben de kendi boktan yeteneğimi lütfen anlatacaktım. Lütfen dinleyebilir miyiz? Aa senin boktan yeteneğin vardı. Ki daha esnaf muhabbete de girmedik. Yani ne dükkanı açmak
istediğini de sormadık. Evet. Peki. O önemli değil. I am wondering about your talent. Fornication. Which you are proud of and nobody gives a shit about. Kimisi hocam elleriyle, kimisi belki başka taraflarıyla bir takım yetenekler, şeyler geliştirebilir. Ben gözlerimle de çeşitli nesneleri taşıyabiliyorum. Bakın. Hayatım. Yapmış mıydı ya? Hayatım. Şey. tamam okey. Okay. Ama bunu arada bir hatırlatmak gerekiyor İsmail. Yani bu çünkü. Şey gibi abi. Bir tane şey vardı. Dur. Bak. Doğru harf var. Yo yanlış bir harf. Yanlış harf var bu. Z iyi duruyor bu. Ama şimdi aşkım bir, şey bir tane şey vardı. A'dan başlaman gerekmiyor mu? Şu vardı dur. Bir Muppet şeyinde. Abi evet. Hatırlarsınız. Bak hiç kasmadan bak. Hatırlarsınız abi. Şöyle bir anladım aşkım da buna. Şunu dene bakayım bu zor. Sen devam et. Benle taşak geçiyorsunuz biliyorum ama. Bak gayet kolay. Çünkü göz sıkırım biraz içeride abi. Yani kaç dakika Allah Allah. Challenge accepted. Aynen başkanım. Aynen. Buyurun. Buradan şey yapın. Bakalım. Peki. Burada kesilsin. Göz kapağınla şey açabiliyor musun? Gözünle. Bira açabiliyor musun? Gençken yapıyordum onu. Artık yapmıyorum. Şöyle bu özelliğinle ilgili doğru olan şey kimsenin siklemediği. Doğru. Bunu anladık. Evet, evet. Gurur duyduğun. Bilmiyorum ne kadar gurur diyorsun. Duyuyorum. Bilmiyorum duyarım yani bence bir beceri. Ama tam doğru mu? Mesela bir başarısızlık yaşadım hayatta yatıyorsun. Ay sikim. Neyse be Ömer canım sen de gözünde şey tutuyorsun. İşini deyip onunla gurur duyuyor. Onlar da onu yapamıyor. Ben şöyle bir şey oluyor mu? Karının kaçtığı adam da onu yapamıyor. Peki şöyle bir şey oluyor mu? Mesela atıyorum buzdolabını açtın. Bir iki şey aldın fazla geldi. Hani işte. Götürebiliyor musun salona? Kesinlikle tabii ki. Eyvallah. Ya bir tane zeytin elbette fazla bir şey. Tamam mı fazla gelmişti? Ağzına atıverseydin onu. Zeytini ne yapacağım? Nereye ha tamam. Hıt. Ben mesela öyle götüme sokuyorum. Zorlanıyorum. Sen demek ki doğrusunu biliyorsun. Evet Ömercan. Ömercan dolmuş oluyor. Ömercan evlenmişsin. İlk pazar kahvaltısı bir geliyor gözünde zeytin var. Aşkım. Ne oldu bu lan? Ya da evlilik teklif ederken yüzük buradaydı. Zeytin gözlüm. Gözüme zeytin kaçtı. Ama düşünmüş abi. Kimsenin siklemediği evet. Kendi gurur duyuyormuş. Ama gerçekten aslında çok spesifik bir örneği varmış. Evet. Başka da hiçbir şey bu kategoriye uymuyormuş. Bizde çalışmamasının nedeni de oymuş. Benim hiç böyle bir yeteneğim yok ya. Benim de. Kimse siklemedi. Her bütün yeteneklerimi herkes siklemedi. Şeyimi kement gibi kullanabiliyorum ben falan. Şa! Burada birinin götünü elledim. Benim annem öldü yine. Anladın mı? Yani işte hatırlarsanız Kartel'in bu konuyla ilgili bir sözü vardı. Ailevi sorumluymuş galiba. Suçlu oluyor. Anne ve baba. Hiçbir bahane o an beni kurtaracakmış gibi gelmiyor mesela. Babamın penisini görmüştüm.